Bütün bunlara rağmen neler oluyor memlekette? Açın, Hazine Müsteşarlığı'nın internet sitesi size her türlü bilgiyi veriyor. Ne tür bilgiyi veriyor? İşte basın duyurusu. Şimdi ne diyor burada? Kamuoyuna duyurulur. İsminiz nedir? Abdullah, sana söylüyor yani. Ne diyor burada? Sayın Müsteşar Yetkilileri 28 Haziran 2016. Bir ay önce. Sen bundan haberin var mı? Yoksa o devletin suçu değil ki senin suçun. Bak kamuoyuna duyuyor. Sen kamuoyunun parçası değil misin? Bak ne diyor? Hazine Müsteşarlığı 2016 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Şubat 2045 vadeli tahvilin artırımı, yani anlamadıysan reopening, yani onu söylüyor, için bugün BNP Paribas, Goldman Sachs ve JP Morgan Securities'e yetki vermişti. Anladın mı? Şimdi bunu atladın bu kısmına. Bu kısmını atlamayacaksın. Ne önemli bir kısım bu. Bak sana duyurdu. Benden günah gitti diyor devletimiz. Şimdi bütün bunları bize mevcut sistem anlatıyor. Siz de anlıyorsunuz. Ses çıkarmıyorsunuz. İsyan etmiyorsunuz. Bir şey söylemiyorsunuz. Onlar da diyorlar ki ya halk bunu kabul ediyor kardeşim. Size ne? Üç tane adam bir araya gelmişsiniz, car car konuşuyorsunuz, faiz faiz faiz. Millete açıklıyoruz bunu kamuoyuna. Gizli saklı bir şey yapmıyoruz ki. Bak ben biraz anlatayım size. Mesela en son 2045 bonosuna 3 milyar dolar borç almışız. Yatırım yaptığını diyorlar ya. O yatırım adı yatırım. Yani biz 1,5 milyar dolar borç almışız. Ne zaman geri ödenecek? 2045 yılında geri ödenecek. Faiz formülü, bak burada yazdım. Faiz formülüne vurduğumuz zaman 1,5 milyar dolar borcu 2045 yılına kadar %6.625'ten ne kadar geri ödeyeceğiz toplam biliyor musunuz? 8.7 milyar dolar. 3 milyar dolar borç aldık. Öyle mi? 8.7 milyar dolar. 1,5 milyar doların yanında 7.2 milyar 200 milyon dolar ekstradan faiz ödeyeceğiz. Kim ödeyecek onu? Çocuklarımız. Sen ödemeyecek misin? Çocuğun mu ödeyecekler? Yaşamayacak mısın o zaman? Allah hayırlısı ömürler versin. Hep beraber ödeyeceğiz. Hani sen evinden gidersin, hanımlar mesela bazı alışveriş yapmak istemezler, tasarruf yapmak istersin. Aynı şeyi devletten de bekleriz. Ya bu kadar faizi ödeyeceğine, bu kadar parayı çocuklara, okula, spor tesislerine, eğitim tesislerine, sağlık tesislerine, sosyal hizmetlerine yapsalar ya. Ya ama hocam biz bunları aşağı açık olarak anlatıyoruz. Deseler yalan söylemiş olurlar mı? Hayır, çünkü Abdullah diyor ki ben o kısmı atlamışım diyor. Her şey açık yapılıyor arkadaşlar. Şimdi bunları bu şekilde anlamayalım diye yeni finans okur yazarlı, ya ben ne diyorum sen anla diye, size bunları böyle anla diye bir şey, yani yeni programdan açılıyor. Halbuki olan bak, sadece 1,5 milyar dolar geçen bir ay önce yapılan operasyonu bize toplam sırf faiz maliyeti 7 milyar 200 milyon dolar 2045 yılına kadar sen ben hepimiz ödeyeceğiz. Haberimiz var mı bundan? Yok.